Sevgili seyirciler, masamızda karşınızdayız. Efendim, yarışmacımız farklı tarzıyla, muhteşem sunumuyla öncelikle masadan başlamak istedi. Evet. Ve 2 saatlik sürenin bakalım kaç dakikasını bu masaya ayıracaksın? Çok az bir zaman ayıracağım. Hatta benim ekstralarım da olacak. Ona rağmen az zaman ayıracağım. Güzel. Başlıyor muyuz? 3, 2, 1, başla. Ben ilk başta sileceğim. Masa çok kirli. Ödülü kazanırsam vallahi kafamda bir şey yok açıkçası ama ben tatil yaparım. Büyük ihtimalle tatile giderim ailemle. Menüsü harika, bayıldım. Güzel yapmış. Ben sana dedim, bugün her şey çok farklı olacak. Bu kağıdı toprağa koyuyormuşsun. Çiçek çıkıyormuş. Çinlilerin nikah davetiyesi gibi. Kız bunu ikinci ne çıkıyor? Neyi ikinci? Davetiyeyi. Bitki. Çok güzel bitki çıkıyor. Yemyeşil. Öyle ismini sordum. Hani bir ismi var mı? Öyle söyleyeyim diye. Bir ismi yok dediler bana. Şimdi yeni çıkan davetiyeler de bu şekilde yapılıyormuş. Doğaya katkıda bulunmak için. Aynen. Sürenizi başlatıyorum. Kazanız mübarek olsun arkadaşlar. Huri şehir dışından geldi diye biliyorum. İmkanları kısıtlı diye biliyorum. Normal bir masa bekliyorum. Çok büyük bir beklentim yok masa konusunda. Dün Huri Hanım mesela runner varken supla falan olması gereklerini düşündüğü için açıkçası çok bir söz vardı ya, dört dörtlük bir masa bekliyorum. Aa, bu ne usulü? Restoran usulü mü bu böyle? Restoran usulü, otel usulü bunlar bu. Otel usulü. Evet. Yani öyle yüksek müslük takmak yok, tabağın evet. Altına çekip alıyorsun. Ya otelde hangi birine yüksek koyacaksın Kadir'cim ya? Bak bu daha güzelmiş kız, beğendim ben bunu. Bence beklentim yoktur. Dediğim gibi fazla gümbür gümbür konuşuyor ama icraat benim için çok önemli. İcraatimi dört gözle bekliyorum. Onlar benim çiçeğim gelecek, çiçeğim gelmedi. Sorun yaşadık onda. Çiçeğe daha vakit var, daha yemek yapacağız. Çiçeğim gelecek, mumları aralarına serpiştireceğim. Bunlar da ayin bunlar. Okaliptüs gelecek bu arada çiçekte de. Tabii kendisini özel davet ettik bu akşam da. Okaliptüs neymiş ya? Şu çiçeklerin yanına veriyorlar ya, ot yeşil yaprak. Huri'nin doğru olduğunu düşünüyorum ama samimi olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Gördük hanımefendiciğim. Sen benim ver, benim ver. Başlangıç, yalancı kelle paça çorbası, ara sıcak. Yabani çorba. Çıtır yufka, çanağında labne, tavuk salata, ekşili kuru patlıcan dolması. Ne? Ana yemek patates püresi eşliğinde özel soslu lokum bonfile, sade pirinç pilavı ve yeşil salata. Tatlımız ise San Sebastian. Yemeği yedikten sonra aşağıdaki kalp kısmını kesiyorsunuz, taksinin dibine gömüyorsunuz, sonra su döküyorsunuz efendim. Yok hayır yanlış söylediniz Kadir Bey. Öyle değil. İlk başta onu kesiyorsunuz, onu suya koyuyorsunuz. Her tohumlu ondan... kağıtları bir gün suda bekletip kağıtlar yumuşak bir kıvama geldiğinde saksıya ekelim. Evet aynen öyle ve arada doğru. Da sevgimizi sulamayı unutmayalım. Bunu ekmeğe koyacağım tabii ki. Huri'den kendi içini gösteren şık bir masa bekliyorum açıkçası. Oo masa çiçeğim. Masa çiçeğim geldi. Ben öyle patlam geldiğinin türbesi ben gibi. Ben anlamadım ki, ben beyaz gül istemiyordum ki ya. Okaliptüs işte. Hayır sadece okaliptüs, okey. Sadece ot koymak istememişler. Alayım mı mumları şuradan bir? Huri'nin acımasızca masama, diğer arkadaşlar masamı beğendiler tabii ki de. Masamın küçüklüğünde bütün tabaklarım, bardaklarım yan yana geldiği için onun şeyinde kaldım. Onu düşünmeden bana acımasızca geldiği için masa düzenini çok merak ediyorum arkadaşımızın. Bakayım bir daha ben şöyle bir alıcı gözlem. Kaşıklar biraz karışık sanki. Kaşıkları çift koydum ya ondan. Biraz üst üste geldi. Hadi arkadaşlar. Kadir Bey şuradan kaşıkları bir daha. Siz hanım hanıma çok geç kurdu dediniz. Sürenizi söyleyeceğim, şok olacaksınız. Ya ama çok beni demişti. Çok lafı tuttunuz. Şok olacaksınız, şok. Ama elinde durmuyor canım, bak elinle birlikte ağzını da işliyor. Ya benim masam o kadınınkiyle bir mi ayrıca lütfen. Yani biraz kendine gel. Bitti mi efendim? Bitti. Hanım hanım 9 dakikada kurmuştu. Siz 7 dakikada. 8-9, 2 dakika farkla. Hadi bak hadi. Ama bak burada daha büyük bir meşakkat var. Ya benimki çok inanılmaz derecede meşakkatli oldu. Allah seni kahretmesin. Gidiyoruz mutfağa. Harikasın. Bilmişlik taslaklıyor ama merak ediyorum açıkçası. Şu anda tatlı gelmiyor. Evet. 7 dakikayı orada hallettim. Evet. Allah'ım tartı görüyorum önümde. Evet. Görmez olaydım onu keşke. Niye? Ne yapıyoruz şimdi? Haşlamalıklarımla başlayacağım. Çatırası benim mutfak sıram var zaten. Mutfak sıramdan siz de benimle birlikte bakmak isterseniz bu sıraya ilerlesek tam saatini yetiştiriyorum biz ben. Biz sen ne dersen öyle ilerleriz. Tavuk, et ve patlıcan, kuru patlıcanları haşlamaya koyacağım. Bir tencerem nerede? Ben kettle'a su koyayım senin için. Bir yandan da suyumuz kaynasın. Onlar ne? Kemikli etim. Haşlamak için koyacağım bunu. Şey yapayım bir de. Yalancı paça için mi o? Yalancı paça için. Kemikli eti haşlayacağım. Düdüklü tencerede haşlayacağım. İyice lokum gibi olması lazım. Kemiklerini özellikle ince seçtirdim. Bu da bilginizde bulunsun. Kuzu mu dana mı? Dana tabii ki. Madem yalancılığı sevmiyoruz neden yalancı bir çorba önümüze koyuyorsun sen Huri'ciğim? Hanımefendi kuru dolmalarını çıkarmakla başlıyor. Ne sen bunu ya? Çanak salatasına koyacaksın. O kadar küçük değil. Biraz daha büyük yaparsanız daha iyi. Evet onu çanağa daha koyacağım. Daha büyük yapıyor bunu? Daha büyük. Şuna bir bakarsanız. O şey güğelmiş, küflenmiş at. Kadir çıtır çanaklarda labneli tavuk salatası için tavuk göğsünü doğruyor. Hem butla birlikte mi aşıyorsun tavuk göğsünü? Neden? Geliyorum noktaya. Ben bunun suyunu pirinç pilavına kullanacağım. O yüzden de yağlı kısmından aldım ki pirinç pilavına lezzet versin. Tek kimdi o hanım abla? Tek tavuk göğsünü suyunu pilava koymuştu. Pilav asla lezzet vermemişti. Bravo efendim. Başka ben ne yapacağım? Bir dakika dur. Pirinç. Ekşili kuru dolmayı umarım baharatını, kuruluğuna yani kuru olmamasına çok dikkat etmesi gerekiyor. İnşallah güzel pişer. Mesela ben yeni bahar kullanıyorum. İnşallah bu şekilde güzel bir baharatla
tadını alabiliriz. Hanımefendi gözünüzü seveyim, biraz hızlı olun ya. Ya ben hızlı mı? Hızlı dedi, kız coştu. Huri Hanım'ın ara sıcağı birazcık daha zahmetli olabilirdi. Ben ondan bir Kayseri mantısı beklerdim açıkçası. Çünkü en başından beri benim kendime rakip gördüğüm isim demiştim zaten. Soğan, maydanoz, dereotu, sarımsak, domates, suşi ve patatesleri yemekler için doğrayabilir misiniz? Cümle içinde kaç tane sebze geçti? Şura var ya şura. Tamam, bu şekilde getir, duracağım. Getir ne getiriyorsan ben bunun içerisinde... Getir doğrayayım. Doğramada adeta bir marka olan Kadir'i sildin mi sayesine başlıyor. Eti haşlamaya koydum, patlıcan haşlamaya koyacağım, tavuğu koyacağım. Pilav ve dolma için pirinçlerimi ayarladım, maydanozlar dolanıyor. San Sebastian hazırlayacağım. San Sebastian hazırlamak için çırpmam için çok büyük bir kap lazım bana. Çok büyük bir kap. Kız yavaş konuş da biz de anlayalım, seyirci de anlasın. Şimdi San Sebastian'ın hepsini benim tarifi burada yazıyor. Ben onlara birebir uyacağım. 600 gram krem peynir. Sebastian tatlısının oranı tutturması çok zordur. İnşallah güzel tutturur. San Sebastian için 600 gram tam yağlı krem peynir mikserden geçiyor. San Sebastian'ı tutturabilirse tebrik edeceğim zaten. Benim için kıvam ve çikolatalı sunumu çok önemli. Şeker 2 su bardağı tuz şeker. Bakalım akışkan olacak mı? 300 gram labne peyniri de koydunuz mu? Onu bir şekerli, ilk baş şekeri krem peyniri eriteceğim, sonra koyacağım. Şimdi 2 su bardağı şekeri ben bu krem peynirin içerisine ekliyorum. Bunu eriteceğim, içinde sonra labne peynir, krema, kaymak vesaire onların hepsini ekleyeceğim. Huri Ceren Hanım müthiş bir hızla başladığı mutfak maratonuna vites düşürmeden devam ediyor. Kafası karıştığında da Kadir'den yardım alıyor. Kız bu krema. Kaymak o kaymak, ne kreması. Onun tadına baktınız mı? Ya. Kaymak. Kremadan yapılmış ama o. Sütün kaymağı. Köy süt kaymağını bulamaz. Nereden bu? San Sebastian için malzemelerimiz 600 gram tam yağlı krem peynir, 300 gram labne, 2 paket krema, 200 gram kaymak, 2 su bardağı şeker, 4 tane yumurta, 1 yemek kaşığı, 13 yemek kaşığı mısır nişastası, 2 paket vanilya. Hep sıçradı oh, etrafa oh, var ya. Oh. Aaa! Kız sen aldın. Sen bunun düdüğünü kapatmadın mı? Ya ben bu düdüğü benziyor gibi. Hayır. Boyunuzu devrilmeye sıçacak. Zaten en batık tepten battı. Allah boyunuzu devirmesin. Tansiyonum 40'lara çıktı. Bu ne? Heyecandan elimdekileri attım. Besteler uçmuş şey gibi. Düdüklü tenceremizin nazizliğine uğradıktan sonra kaldığımız yerden devam ediyoruz sayın seyirciler. Hanımefendi, 4 yumurtayı ne zaman ekleyeceksiniz? Şimdi yumurtaları içerisine tek tek ekleyeceğim 4 yumurtayı ki... Kokusu olmasın diye, yoksa çok kötü koku geliyor bundan. Huri Ceren Hanım San Sebastian için 4 adet yumurtayı tek tek kırmaya başlıyor. Bu kuru dolma içi mi? Kuru dolmanın içi, onun içine maydanoz kaldı. Hanımefendi hani kırdıkça karıştıracaktınız, ne yapıyorsunuz? Neyse 2-2 oldu. Hanımefendi San Sebastian için hazırladığı harcı mikserden geçirirken Kadir de doğrama pastına maydanozlarla devam ediyor. Ben o tatlıyı yemedim. Cheesecake yedim ama ona benzer bir şey olduğunu tahmin ediyorum. İsminden yine süslemiş zaten. Bakacağız tadına. Açmayın bakın. Bunu böyle üzerine bastırın. Aynen öyle. Açık kalan kısmını diğerinde şu şekilde bastırıp biz bunu üzerine süzgeçten geçirip dökeceğiz. Oldu mu Huri? Aa harika oldu. Soğanla elleriyle yaptı ya. Yok eldiven takladı. İyi de soğan doğradı elleriyle. Gayet güzel oldu. Tatlı leş gibi kokacak şimdi. Neler mi kokuyor sanki? Teşekkürler. Kadir Bey siz bunu tutun, ben onu süzerek üzerine ekleyeceğim. Bak görüyor hazır musun? Mıyız? Hazırız. 1-2-3 döküyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Niye süzüyoruz peki biz bunu? Parçalar yine illa küçük çaplı kalabiliyor, paket ürünler yani. Hiçbir yine... şekilde riske atmıyoruz işimizi. Hazırlanan harç kevgirden geçirilerek kaba dökülüyor. Huri Ceren Hanımcığım, sizce San Sebastian'ın hızlısı olacak? Çok lezzetli olacak, inanın. Fırını açmadı. Fırını açtım. Sünger gibi kabarmış olmasını istiyorum tatlıda. Güzel kızarmış olmasını ve içinin kremsi olmasını bekliyorum. Daha önce tatmadığım bir tatlı ama görseli hoşuma gitti. Riveria kullandım zeytinyağını, onu da ben size söyleyeyim. Şey bir zeytinyağı kullanmadım. Diğer bu sızma olan koku yapıyor. Tuzu da ince almışsınız, sağ olun, hemen çözülüyor. Anında çözülüyor çünkü yarısı yalan dolan karbonat koyuyorlar. Ne? Bazen karşımda rahmetli dedemi görüyorum. Tuzunu attım, her yağını şey attım, sahte. Salçasını attım, baharatlarını attım, sarımsağı kaldı Kadir Bey. Sarımsağın hemen bir tanesini 2 dakika ben edeyim, hadi. İnşallah yeni bahar koyar, o da güzel bir lezzet katar. Hanımefendi ekşili kuru patlıcan dolması için hazırladığı harcını yoğurmaya başlıyor. Kuru patlıcan dolması da zaten bildiğimiz acayip derecede sürekli yaptığımız bir olay. İçindeki sumak ekşisine, nar ekşisine çok dikkat edeceğim. Ekşili kuru patlıcan. Adı üstünde ekşili olmasını bekleyeceğim tabii ki, sumağı basacaktır. Huri burası sıvı yağ olmuş, bir peçete versene sana zahmet. Burası sıvı yağ olsun, benim sıvı yerleşim var. Onu hayır hayır, tezgah olmuş da yufkaya çalıyor. Ha yufka olmuş sandım. Dereotunu nereye koyacaktık ya, unuttuk. Fazladan bu benim o çanaklarımın içine girecek. Hani benim çanağım nerede? Bak yufkacı bunu çok kalın açmış. Üçkağıtçı yufkacı. Bu arada yufkanın kilosu 100 liraya geçmiş, haberiniz olsun. Ama bak yanları ne kadar kalın şey açmış. Şey alabilir miyim? Fırça. Burada var mı acaba? Çıtı çataklarda labneli tavuk salatası için yufkalarımız hazırlanıyor. Meğer
çıtırları kendi yaparsa zahmetli olur tabii ki de. Ama eğer hazır kullanırsa yani basit bir ara sıcak diye düşünüyorum. Bunu da bir deneyelim. Şey isteyelim mi şu pizza kesme aletinden? Rulet. Harika. Ruletlerin kızlar, her şeyimiz mevcut. Teknoloji son teknoloji bizde, biliyorsunuz ki. Yeni çağın muhteşem teknolojisi. Buyurun efendim. Ha bak, güzel oldu kız. Hayır, onu ver bana. Niye? Altını yağlamadın. E yufka yağlı ya. Olsun. Olmaz, çıtır çıtır olacak. Huri Ceren Hanım mutfakta hata kabul etmiyor ve çıtır çanaklarını yapmak için kaplarını yağlayıp yufkalarını yerleştiriyor. Buyurun efendim. Güzelmiş ama, beğendim bunu bak. Çok hemen. Farklı değil mi ya? Çok farklı, çok. Vallahi şu an aydınlanıp çağı değiştiriyorum. Doğru. İki tane dokunmatik telefon çıktı diye hemen teknolojik çağı atladılar. Biri de demez mi uzay çağı diye? Evet doğru. Sonrasında Perşembe pazarına Mars'a gidiyor. Allah Allah ya. Ay, peki benim milenyumla çağı karıştırmam. Hayır Kadir, yanlış biliyor. 2000 yılında bile. Ama uzay falan gittik. Kimse bilemiyor. Olmuyor. Yakın çağ devam ediyor. 100 yıl olmuyor mu çağ dediğin? 100 yıl ayrı bir şey Kadir. Ya bir şey diyeceğim. Biz 2000 yılında milenyuma girmedik mi? Hayır canım. Aa, öyle şey olur mu? Yeni çağ İstanbul'un fethiyle girdik Kadir'ciğim, 1453'te. Ne zaman çıkacağız? Çağı değiştirdi. 1800'de Fransız devrimi ve sanayi devrimiyle yakın çağ başladı. Dünyada büyük değişimler olması gerekiyor. Biz ancak savaşıyoruz, bir şey değiştiremiyoruz ki. Millet birbirini yemekten. Peki 2000 yılında milenyuma girdik. Yeni bir yüzyıla girmedik mi? 1900'ler bitti, 2000 yıllara girdik. Milenyum ayrı bir şey Kadir'ciğim. Sonuçta 100 yılda bir olan bir şey değil mi? Ne 100 yılı? 1453'te girmişiz. 21. yüzyıl bitmedi mi? 22. yüzyıla girmedik mi? 1900 yılını bir geçe 20. yüzyıla girmiş oluyorsun. Tamam. 2000 yılında biz 21. yüzyıla girdik. Sen 2100 senesinde 22. yüzyıla girmiş oluyorsun. Biz 21. yüzyıldayız. Tamam ama 2000 yılında girdik 21. yüzyıla. Evet evet. Tamam, her yüzyılda bir 21. yapıyoruz. Tamam okey, şimdi ben kafam. Çağla karıştırma. Ben çağla karıştırdım. Ya bunu buradan uzağa ben yapıyorum. Kızım ben yanına gidene kadar ayağında itelesene, beni bastırıyor. Ara sıcakları hiç güçlü bulmadım. Dilerim lavaşı kendisi yoğurur ve açar, pişirir. Ve çıtırlığı çok önemli. Çok basit bir olay. Böyle uzun uzun söyleyerek sanırım ki göz doldurmaya çalıştı. Haşlanan kuru patlıcanlar doldurulmaya başlanırken, hanımefendi merak ettim, sizin isminizi neden Huri koymuşlar? Benim babaannemin öldüğü gün bir sene sonra aynı saatte ben doğmuşum. O yüzden ismimi Huri koymuş. Bu şekilde olmaz, sarmaya bu şekilde dizemem. Bir Huri gitmiş, bir Huri gelmiş. Bir Huri gitmiş, bir Huri gelmiş. Bunların böyle kapaklarının birinin üstüne birinin altına yapıyorum ki. En iyi senin de ismi de dedenin adı. Öldüğü gün doğmamışım ki. Ya ona öyle bir şey olmuş yani, bir alamet olmuş. Bizde öyle bir gelenek vardır kardeşim. Büyük babanın ismi toruna verilir. Kadir Bey bir dakika, siz onu yapın da ben. Onunki de bir işaret gibi olmuş. Ekşili kuru patlıcanı inşallah kuru olmaz. Güzel baharatıyla bir lezzet bekliyorum. Kadir ezildi, kuru patlıcanları doldurmaya devam ediyor. Huri Ceren Hanım da ekşili kuru patlıcan dolması için salçalı su yapıyor. Yani her şeye eldiven taktın, dolmanın suyuna da elini soktun. Of, benim lezzeti geçecek. Bunlar şu an gayet güzel. İçine nar ekşisi koydunuz mu? Koydum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.